Milli eğitim olarak gönderildi bütün öğretmenlere. Biz de o formu işte doldurduk gönüllü olarak Hatay'a gitmek için. Zaten herhalde devletimiz bölgeleri illere göre eşleştirdi. Konya'da Hatay eşleştiği için böyle bir form geldi gönüllü öğretmenlerden. Yaklaşık 400'e yakın öğretmen ilk ikinci gündü galiba. Yani ben 15 Temmuz'da da olduğu gibi yani herkes sokakta, oradaki insanlar da herkes sokakta, çocuklar hepsi dışarıda. Yani bir nebze de olsa yardımımız dokunsun. Su yok diyorlar, elektrik yok diyorlar bize. Hatta biz yanımıza su falan da aldık. 2-3 gün yetecek kadar su aldık, yiyecek aldık mesela. Yani bulabilsek öyle bir çocuk vereceğiz yani içsin, yesin ya da bir el tutabilirsek oradan. Birini çıkartabilirsek dedik yani. Bir can da olsa oradan bizim için büyük bir mutluluktu. Birlik beraberlik olmadığı sürece hiçbir şey olmaz. Devlete her zaman bu konuda yardım etmemiz gerekiyor. Çünkü devlet bütün kurumlarıyla her tarafta. Biz de okul olarak onların yanındayız. Ne istiyorsa bakanlık zaten biz yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Biz de destek vermeye çalışacağız. Böyle. ...15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızın nasıl bir tek sözüyle çıktıysak... ...şimdi de aynı şekilde milletimiz için, devletimiz için, halkımız için her şeye varız.